Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacağım konu cuma namazı. Tabii cuma namazının fazla değinmeyeceğim. Çünkü derinliklerine girdiğimiz zaman çıkamayabiliriz. Şöyle ki çıkamayız. Yani daha bir sürü konusu var ve bunu da tabii sizler de biliyorsunuz. Ben kısaca değineceğim ve arkadaşlara vereceğim sırayı. Cuma namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti zamanında Medine'ye yakın bulunan Salim İbni Af yurdunda Ranuna denilen vadide Beni Salim Mescidinde ilk cuma namazı kılınıyor ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ilk cuma hutbesini orada okuyor. Cuma namazı tabi tam öğle vaktine denk geliyor. Orada kılıyorlar. Cuma namazı Müslümanlar için bir bayramdır arkadaşlar. Müslümanların bayram gündür. Bir Müslüman nasıl ki Ramazan bayramında, Kurban bayramında veyahut milli bayramlar olarak hani yarın da kutlayacağımız 19 Mayıs'ta nasıl ki süslenir, temiz kokular sürünür, yıkanır, öyle bir bayram geçirirse Cuma günü de Müslümanlar için bir bayramdır ve Cuma günü Müslümanların yıkanıp temizlenmesi, tırnaklarını kesmesi, güzel kokular sürünüp ve güzel elbiseler giyinerek mescide gitmeleri, yani camiye gitmeleri gerekmektedir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda şöyle bir şey söylemiştir, şöyle bir hadis söylemiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cumaya gelir, susarak hutbeyi dinlerse, 3 gün fazlasıyla bu cumadan diğer cumaya kadar olan zaman içindeki günahları bağışlanır. Yani burada güzelce abdest aldıktan sonra, yani abdest bir nevi temizlenme olduğu için hem maddi hem de manevi olarak üzerinde durmuştur Efendimiz. Diğer bir konuya geldiğimiz zaman cuma namazının bir kişiye farz olması için bir kişinin Müslüman olması gerekmektedir. Yani bir kişinin Allah'a, peygamberlerine, kitaba, ahiret gününe, kaza ve kadere, meleklerine inanması gerekmektedir. İkinci şartı olarak hür olması gerekmektedir. Yani köle olmaması gerekmektedir. Üçüncü şartı mukim olması, yani seferi olmaması gerekir. Ha, seferi olanlar da istediği takdirde cuma namazı kılabilirler. Fakat cuma namazı kılmayan müminler o günün öğle namazını seferi bir şekilde kılmaları gerekmektedir. Dördüncü bir şart olan özellik ise sağlıklı olması gerekir. Herhangi bir şekilde mescide gitmeye veya mescitte bulunduğu zaman etrafındakileri rahatsız etmeyecek şekilde sağlıklı olması gerekmektedir. Beşinci olarak ergenlik çağına gelmiş olması gerekir. Yani çocuk olarak kabul ettiğimiz kişiler cuma namazına zaten farz kılınmıyor kendilerine. Altıncı bir özellik akıllı olması gerekir. Deli bir kimsenin üzerine cuma namazı farz kılınmamıştır. Yani çünkü herhangi bir iradesi yoktur kendisinin. Yedinci bir özellik ise kör olmaması. Tabii görmesi gerekmektedir. Kör olmaması gerekir. Cuma namazının sahih olmasının şartlarına geldiğimiz zaman, daha bir önceki konuda cuma namazının bir kişiye farz olması için gerekli şartları söylemiştik. Burada da sahih olmasının şartlarına geldiğimiz zaman, cuma namazı kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması gerekmektedir. Yani herhangi bir şehir olmayan veya şehir hükmünde olmayan yerde cuma namazı kılınması uygun değildir. Cuma namazını devletçe görevlendirilen birinin kıldırması gerekmektedir. Yani bir hükümdar veya bir hükümdarın yardımcısı, yani günümüzde cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı yardımcısı bir cuma namazını kıldırabilir. Fakat bunların kıldırmadığı takdirde de bu devlet yöneticilerinin görevlendirdiği kişiler cuma namazını kıldırabilir. Günümüzde de bu görevlendirmeyi daha çok Diyanet İşleri Başkanlığı yapmaktadır. Tabii cuma namazının sahih olmasının şartlarından üçüncüsü, cuma namazının öğle vaktinde kılınması gerekmektedir. Yani öğle ile ikindi arasında bir vakitte kılınması gerekir. Tabii günümüzde hemen cuma namazı, yani öğle ezanı okunur okunmaz zaten mescitlerde, camilerde cuma namazı kılınıyor. Cuma namazında önce hutbe okunur arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, cuma namazının 10 rekatlık bir rüknü vardır. Bunlardan işte 4'ü ilk sünnet, 2'si farz, 4'ü son sünnet olmak üzere ayrılır. Tabii 4 ilk sünnetten sonra hutbe okunur. 2 rekatlık farz namazdan önce. Tabii bu da bayram namazıyla da farklılık gösterir. Bayram namazında
bayram namazında farz namazdan sonra hutbe okunur, bunda ise önce okunur. Cuma kılınan yerin herkese açık olması gerekmektedir arkadaşlar. Tabi Hanefilere göre geldiğimiz zaman, yani Hanefi mezhebine göre baktığımız zaman imamdan ayrı en az 3 kişinin bulunması gerekir. Yani imam cemaatin içerisinde bulunmuyor. Cemaat olarak kabul edilmiyor ve en az 3 kişinin bulunması gerekiyor. Şafilerde de 1+40, yani imam artı 40 kişinin olması gerekmektedir. Tabi az önce de değinmiştim, cuma günü cuma namazını kılan bir kişi, yani sebebi olduğu halde cuma günü cuma namazını kılan bir kişi öğle namazını kılmasına gerek yoktur arkadaşlar. Tabi günümüzde zühre-ayr namazı diye bir şekilde kılıyorlar cuma namazından sonra. Fakat bunu kılmalarının sebebi de çoğunun belirtmesine göre, hani cuma namazının kabul olmaması veya kabul olmamasından dolayı zühre-ayr namazını kılarak öğle namazını da kılmış olarak kabul ediyorlar. Buna değindik. Tabii cuma namazında imam hutbeye çıktığı zaman dünya kelamı etmek ve sağa sola bakmak veyahut hutbeyi dinlememek mekruhtur arkadaşlar. Hutbeyi dinlemek farzdır. Cuma namazında da tabii hani en önemlisi iç ezan okunuyor. Dış ezan artı iç ezan okunuyor. İç ezan da Hazreti Osman döneminde, yani Halife Hazreti Osman döneminde gereklilikten dolayı bir okunmaya başlıyor. Tabii şu konuya gelirsek, günümüzün sorunlarından en önemlisi. Bir kişi, yani Müslüman bir kişi, inanmış bir kişi, cuma namazını farz olduğu için cuma namazına gidiyor. Cuma namazlarını kaçırmıyor. Fakat 5 vakit namazın farz olduğunu bildiği halde 5 vakit namaza gitmeyip namazı terk ediyor. Yani bu ne kadar doğru olabilir? Günümüzün sorunlarından en önemlisi bu bence. 5 vakitlik farz namazı terk ediyor. Diyor ki cuma namazında herkes gidiyor ya, hani illa, yani tabii ki herkesin gitmesi gerekiyor. Orada bir rencide olacak diye orada da gidiyor. Mübarek. 5 vakit namaz da farz kılındı. Onu niye kılmıyorsun? Cuma namazı farz. Yani bu ne kadar doğru yaptığı. Yani bu konuya geldiğimiz zaman gerçekten de insanın sinirlenmemesi elde değil. En son olarak da şunu söyleyip cümlemi bitireceğim. Hutbede okunan, son olarak okunan duaya amin demek de tabi dünya kelamına girdiği için mekruhtur. Bu durumda imamların da dikkat etmesi gerekmektedir. Hani çoğu imamımız hemen en sonunda dua açıp işte Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et diyerek cemaati de amin demeye teşvik ediyor. Tabi bunun dememesi gerekiyor. Ben bir cuma namazında denk geldim. Hatta bizim İmam Hatip'te de kıldırdığımız namazlarda direkt Arapçasını hızlı şekilde okuyorduk orada. Mesela Allahümme mensur men nasarattini ve hıdır men hazelel müslimin gibi hızlı hızlı okuyup cemaatin amin demesini engelliyorduk ve bu şekilde de onların da farzı yerine getirmesini sağlıyorduk. Evet arkadaşlar, cuma namazını kısaca, yani gerekli olan yerleri anlattım. Allah razı olsun dinlediğiniz için.